AKP'nin paradigmasının biz artık iflas ettiğini söyleyebiliriz bu seçimde. 21 yıl sonra aslında kendileri de MYK toplantısında bunu kabul etmişlerdi. Son 9 yıldır halkın üzerinden adeta bir silindir gibi geçti AKP rejimi. Ancak bu seçimde halk artık silindir gibi geçti. O da son derece aşikar. Şimdi AKP rejimi deveyi havuduyla yutan bir rejim. Halkın müştereklerine dalanan, saldıran bir rejim. Bunun dışında halkı tıpkı bir inek olarak gören bir rejim. Sütü son damlasına kadar sağılması gereken bir inek görme küstahlığına sahip AKP rejimi. Bu küstahlık aslında sandıkta cezasını çekti. Fatura kesildi. Bu son derece net. Şimdi bir yıl önce bir seçim olmuştu. Genel seçimler. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi olmuştu. Aynı zamanda milletvekili seçimleri. Bu seçimlerin sonucunda aslında baktığımızda Erdoğan rejimi zahiri olarak ne yapmıştı? İktidarını konsolide etmiş gibi gözükmüştü. Yani tahkim etmişti. Yeniden kitleler arasındaki bağını kuvvetlendirmişti. Ve hiç yıkılmayacakmış gibi bir imge yaratmıştı. Öyle bir hayal yaratmıştı. Dolayısıyla halkta da bir ümitsizlik yaşanmıştı ona oy vermeyenlerde. Ona oy verenlerde nasıl bir beklenti vardı? Şartların daha fazla iyileşeceği, ekonomik krizin bir şekilde orada ağırlaştırılacağı, yani yavaşlatılacağı, refahın inşa edileceği beklentisi vardı. Ancak bu beklentiler karşılık bulmadı. Yani bu bir yıl sonraki atmosferin değişiminde en önemli etken yoksulluktur diyebiliriz. Bu yoksulluk daha fazla derinleşti. Ekonomik buhran derinleşti ve önlem alınmadı. İkinci etken, bu seçimlerden sonra CHP'de bir kongre oldu. Bu kongreyle birlikte CHP farklı bir kimliğe büründü. Bu son derece net. Nasıl bir kimliğe büründü? Daha muhafazakar, daha milliyetçi diyebiliriz. Yani hem İmamoğlu hem Özgür Özel figüründe tecessüm eden bir kimlik. Bundan sonra AKP'nin tabanı artık bu iki figüre kendini daha yakın hissetmeye başladı. Ve tercihler, eğilimler değişmeye başladı. Ondan önce Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğu kimlik, hem dini kimlik hem etnik kimlik olsun, AKP'nin tabanında pek makbul değildi, kabul görmüyordu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte CHP daha fazla kabul görecektir. Zaten bu kentlerde seçim sonucu bunu gösteriyor. Peki tek başına bu seçim sonucu, bu seçim başarısı CHP'nin başarısı mı? Tabii ki değil. DEM Parti'nin de, DEM Parti bileşenlerinin de ciddi bir etkisi var. Kent uzlaşısı politikası uygulandı. Bu politika çerçevesinde birçok kentte CHP'ye destek verildi ve saray rejimi geriletildi. Bu bir taktikti. Bu tür taktikler seçimlerde uygulanır. Bu açıdan bu seçimlerin sonucu aslında kitlelerde bir ne yarattı? Bir ümit yarattı, bir umut yarattı, sevinç yarattı. Bunu söyleyebiliriz asgari düzeyde. Yani diyeceksiniz ki oyların CHP'ye gitmesi halkın selameti açısından çok mu iyi? O tartışmalı. Ancak halkta bir değişim talebi var. Sandığa bu yansıdı. Yoksa şu anki CHP ile AKP arasında Kürt sorunu bağlamında büyük bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Ancak gelecekte göreceğiz. Şu anki Erdoğan rejimi aslında biz Yunan mitolojisindeki kral Eri Sitin'a benzetebiliriz. Teselya kralı Eri Sitin. Eri Sitin açlığıyla çok bilinen bir kral. Yani çevresindeki her şeyi yiyordu. Aşırı derecede bir iştah var. Midesi adeta dipsiz bir kuyu. Ne var ne yoksa yiyordu. Kızı Misra'yı dahi yemişti. En sonunda o açlık hissi onda o kadar yüksek oldu ki aç kalmamak için kendi etini dahi yedi ve feci bir şekilde can verdi. Erdoğan rejimi şu an o merhaleye doğru ilerliyor, o aşamaya doğru ilerliyor. Aristo'nun bir terimi var, deyimi diyor ki apori, yani çıkmaz. Şu an saray yönetimi büyük bir çıkmazın içerisinde. Zaten seçimden sonra onlar
bir MYK yaptılar. Bu toplantıda seçimi masaya yatırdılar. Biz bu toplantının içeriğine bakıyoruz. Büyük bir ümitsizliğin olduğunu görebiliyoruz. Sorunları aslında görmüşler. Mesela Erdoğan orada diyor ki, halkla gönül bağını kuvvetlendirmemiz lazım. Kuvvetlendiremezsek diyor ki toparlanamayız. Güneşe karşı tıpkı bir buz gibi eririz diyor. Artık bu halkla gönül bağını kurması imkansız. İlk yıllarında Erdoğan kendi tabanı içerisinde makbuldü. Şu an artık menfurdur. Yani nefret edilen bir figüre dönmüş durumda. Bu son derece açık. Ve bundan sonraki yıllarda da biz bunun daha fazla bu nefretin derinleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii işin bu Türkiye kısmıydı. Türk illerinden bahsettik. Bir de Kürtlerin yaşadığı kentler var. Bu kentlerde de yine yerel seçimler ne olduğu yaşandı. Burada bir kez daha Kürtler aslında Erdoğan rejimine karşı büyük bir reaksiyon gösterdiler ve büyük bir coşkuyla sandıklara gittiler. Ancak Erdoğan rejiminin bazı oyunları, senaryoları, taktikleri neticesinde bir iki ilde istenilen sonuç alınmadı. Örneğin Bitlis veya diğer Şırnak gibi. Buralarda taşımalı seçmen getirildi, polis asker götürüldü, kaydedildi, halkın iradesi yok sayıldı, ayaklar altına alındı ve bir şekilde orada DEM Parti maalesef alamadı. 21. yüzyılda Türk Ulus Devleti aslında ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya. Bir adaptasyon sorunuyla karşı karşıya. Yeni Osmanlı politikasını uygulamaya çalışıyor. Kürt illerinde ve Kürdistan'ın diğer parçalarında. Bunu görebiliyoruz. Bu politika Türk Devleti'ni bir noktaya götürmez. Bu açık. Yani o klasik daire-i medeniyet veya daire-i inkiyat politikası bugün artık 21. yüzyılda uygulanabilecek bir politika değil. Yani Kürtlere boyun eğdirelim. Onlara kulluk, köleliği biz bağışlayalım. Bunu zorlayalım. Bu amaçla biz politika uygulayalım derlerse kaybederler. Sonuçlar onlar için iç açıcı olmaz. Charles Darwin şunu söylüyor. Diyor ki, zeki ve güçlü olan ayakta kalmaz. Değişime adapte olan ayakta kalır. Dolayısıyla Türk Rus Devleti'nin 21. yüzyılın ruhuna uygun hareket etmesi lazım. Değişime adapte olması lazım. Sert determinasyon, yerinde yönetim, öz yönetim, bunun dışında alem merkeziyetçilik, eşit yurttaşlık, hukukun bağımsızlığı, ifade özgürlüğü gibi bütün bu kavramları dikkate alarak refleks göstermesi gerekir. Bunlara eğer dikkat etmezse beka sorunu daha fazla derinleşecektir. Bildiğiniz gibi Hafız-ı Şirazi'nin bir lafı var. Diyor ki, ne ömrü kalır Hızır'ın ne de mülkü kalır İskender'in. Dolayısıyla bu rejimin de artık sonu geliyor. Bu rejim ilelebet değildir.